Evet, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Antalya'da devam eden belediye başkanları toplantısını aslında iki gündür aktarıyorduk ve şu sıralarda da yanımda toplantıya başkanlık yapan Milliyetçi Hareket Partisi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz var. Dilerseniz hemen mikrofonu kendisine uzatalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle isterseniz kampı değerlendirelim. Bildiğiniz üzere Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz olağanüstü bir durum olmadığında her yıl gerçekleştirdiğimiz ve geleneksel hale gelmiş olan belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantımızı yapıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Şüphesiz bu yıl bu toplantının tarihi Sayın Genel Başkanımızın onaylarıyla belirlendikten sonra Türkiye'de farklı bazı gelişmeler oldu. Bir 100 yılın felaketi olarak değerlendirilen deprem afetine maruz kaldık. Öncelikle depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza ve son olarak da sel felaketinde kaybettiğimiz insanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şüphesiz deprem gerçeğini, Türkiye'nin bir deprem kuşağında yer alan bir ülke olduğu gerçeğini de göz ardı etmeden programımızda biz de ona göre değişiklikler yaparak depreme, deprem sonrasına, öncesine yönelik olarak yapılması lazım gelen konularda alanında uzman hocalarımız ve teknisyen arkadaşlarımızdan bu konularda sunumlar yapmalarını istedik. Belediye başkanlarımızla yaptığınız görüşmelerde de eminim kendileri de ifade edecektir. Son derece yararlı olduğunu gördük, ihtiyaç olduğunu da gördük. Bu münasebetle toplantımızın o yönüyle faydalı olduğuna eminiz. Sonrasında biliyorsunuz işte Türkiye seçim kararı alındı. 14 Mayıs'ta bize göre 100 yılın, yani Cumhuriyetimizin 100. yılında yapılan ama bize göre 100 yılın seçimi mahiyetinde olan bir seçim yaşanacak. Bu seçim ülkemiz açısından son derece belki de bugüne kadarki en önemli seçim, belki de değil, kesinlikle bugüne kadarki en önemli seçim olmaya namzet. O yüzden yani yaşanan koşullar, bugüne kadarki sıkıntılar, siyaset, takip edilen siyaset vesaire hepsi bir arada değerlendirildiğinde Türkiye tarihi bir seçimin eşiğinde. O seçimden bahsettik. Seçimde yapılması lazım gelen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Belediye başkanlarımızın görüş ve önerilerini aldık. Biz kendi düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık. Ve netice itibariyle son derece faydalı bir toplantı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Seçimlerin de ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını evvelemirde niyaz ediyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle son dönem yaşanan bazı olaylar üzerinden de değerlendirip baktığımızda Cumhur İttifakı olarak yeni bir demokrasi zaferine hep birlikte imza atacağımıza, bu kutlu yürüyüşe Milliyetçi Hareket Partisi olarak lider ülke Türkiye ülküsüne katkı verebileceğimiz bir süreci hep birlikte yaşayacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Cumhurbaşkanımızı inşallah ilk turda açık ara farkla seçtirecek. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da milletvekili sayımızı en çoklaştıracağız. Bu konudan da zerre kadar şüphemiz yok. Milletimize anlatacağız. Elimizden geldiği kadar milletimize yakın olarak, yakın durarak, dokunarak, ziyaret ederek seçim sürecini en iyi şekilde atlatmak istiyoruz. En iyi sonuçta da Allah'ın izniyle inşallah çıkacağız. Yani çok büyük bir yıkım yaşadık. Bu yıkımı Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla ilk günden, hatta ilk gün öğle saatlerinden itibaren burada bulunarak görevli olarak bir heyetimize, milletvekili heyetiyle birlikte takip ettik. Belediyelerimizin bu konuda da çok samimi, çok özverili yardımlarını gördük. Onların koordinasyonunu sağladık. Cenab-ı Allah bir kere daha söylüyorum, böyle bir afeti yaşatmasın, böyle acılar göstermesin. O süreci, daha önceki afetleri birlikte değerlendirdiğimizde, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar önemli olduğunu, hızlı karar alma ve uygulama konusundaki yetisini
bir kere daha görmüş olduk alanda. Yani düşünsenize, AFAD birisinde, UMKE bir başkasında, işte ilgili kurum ve kuruluşların bu yedili altılı mı yedili mi belli olmayan partiler arasında dağıldığını, böyle bir koordinasyonsuzluğu düşündüğünüzde bu enkazı kaldırmak asla ve kata mümkün olmayacak. Olamaz. O nedenle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bundan önceki belaları, darbenin sonrasını, işte bundan önceki sıkıntılarımızı, pandemiyi vesaireyi nasıl sorunsuz bir şekilde, yani belki de başka ülkelere örnek olabilecek bir tarzda yönetildiyse bundan sonra da Allah'ın izniyle milletimizle, devletimizle el ele bir şekilde başaracağımızdan, bu enkazı da kaldıracağımızdan kimsenin şüphesi kuşkusu olmamalıdır. Cumhur İttifakı olarak yeni bir demokrasi zaferine hep birlikte imza atacağız Allah'ın izniyle. Efendim, siz de söylediniz aslında ilk günden itibaren bölgedeydiniz, ilk günlerde bölgedeydiniz ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla da hem MHP teşkilatları, hem belediyeler, hem de ülke ocakları sahada hala da çalışmalarını devam ettiriyor. Evet. Ve burada bulunan belediye başkanları da hala yardımları aslında bir yandan sizin de koordinenizde, evet, sürdürüyorlar. Bunlara ilişkin ilerleyen süreçte de neler yaşanacak, dilerseniz bundan, evet, da bahsedelim. Sizin de bahsettiğiniz gibi ilk günden itibaren belediyelerimiz, teşkilatlarımız, ülke ocaklarımız bütün alandaydı. Yani gerçekten hepsinden Allah razı olsun, büyük bir özveriyle, büyük bir gayretle o acılara ortak oldular. O insanımızın acılarını hafifletmeye çalıştılar. Yardımlar konusunda da bütün belediyelerimiz gerçekten nasıl söyleyelim, nerede ne ihtiyaç varsa oraya ulaşmaya, oraya destek olmaya gayret ettiler. Biz o koordinasyonu sağlamaya gayret ettik. Allah hepsinden razı olsun. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Yani yardım konusunda bir sıkıntı olmadı. Elbette çok büyük bir alanda, çok yaygın bir yıkımla karşı karşıya kaldığımız için ilk anda her tarafa aynı oranda yetişebilmek imkanı yoktu. Ama devlet bütün imkan ve kapasitesiyle oradaydı. Ben öğle saatlerinde Osmaniye'ye ulaştığımda, ikinci depremi burada yaşadık biz yolda. Öğle saatlerinde Osmaniye'ye ulaştığımda askerimiz de vardı, polisimiz de vardı. Binaların etrafında, başında, enkazların başında. Yani bunları söyleyenler açıkçası siyaseten doğru yapmıyorlar. Yani buradan böyle büyük bir acıdan siyaset devşirmeye çalışanları da önce Allah'a, sonra milletimize havale ediyoruz. Teşekkür ederim efendim. Eklemek istediğiniz başka bir şey? Eksik olmayın. Sağ olun. Teşekkürler. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz hem bugün bu hala devam eden belediye başkanları kampına başkanlık ediyor ve Bengü Türközel açıklamalarda da bulundu ve çalışmaların, deprem bölgesindeki çalışmaların devam edeceğini de söyledi. İlk günden itibaren çalışmalara başlandığını ve hala daha devam ettiğini söyledi. İlerleyen günlerde de bu çalışmaların sürdürüleceğini söyledi ve devlet bölgeye gitmedi diyenler de yalan söylüyor, siyaseten yalan söylediklerini söyledi ve siyasetle alakaları olmadıklarını söyledi. Evet.